Herkese iyi günler arkadaşlar. Bu videomda Aydem yenilebilir enerji hakkında, halka arzı hakkında biraz bilgiler vereceğim. Son zamanlarda biliyorsunuz halka arzlar sürekli talep içerisinde ve eşit dağıtım şekilde millet lotlarını almakta. Tabi bunlarda belli bir tavan gidip geri dönenler var. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken bir konu halka arz. Aydem Yenilebilir Enerji, belki televizyonda da görmüşsünüzdür reklamlarını, halka arzın reklamlarını yapmakta. İsminden de bileceksin. Yenilebilir enerji, yani doğadaki kömür, fosil yakıtlar değil de rüzgar, güneş enerjisi gibi yenilebilir enerji yakıtları, gelecekteki büyük enerji kaynaklarımızın sağlanabileceği güneş, rüzgar gibi yenilebilir enerjiler. Aydem son zamanlarda, son 2-3 senedir belli bir kar içerisinde değil, zarar içerisinde ama bir beklenti olan bir enerji sektörü her zaman için bir beklentisi olandır. Tükenmeyen bir yatırımdı. Bu yüzden halka arz olması aslında halka arzdaki şirketlerin belli bir sermaye tabanından alıp yeni bir faaliyet alanlarına yönelmek daha mantıklıdır, bu şirketlere yatırım yapmak. Fakat Aydem zaten belli bir yenilebilir enerji sektöründe olduğu için hani yeni bir faaliyet alanları açmayacaktır halka arzlardan gelecek parayla. E, 19-20 Nisanlar arasında halka arz olacak olan Aydem 8,5 ile 9,9 arası başlangıç olarak bu oranlar arasında başvurabiliriz. 8,5 ve 9,9. Tanıtım videosunda Aydem'in CEO'su halka arzların, büyük şirketlerdeki halka arzların 7-8 taban gidemeyeceğini belirtmiş. Böyle düşünmek hata olur diye belirtmiş. Doğru söylemiş. Bu tür beklentilere girmek aslında borsa mantığına uymaz. Gerçi borsada mantık da işlemez ama halka arzlarda son zamanlarda Türk Serum İlaç'ta gördüğümüz gibi şişirme olarak çıktı ve bir anda düştü. Hani belli bir tavanlar için girmek yerine şirketin uzun zamanda beklentisi ve açık faaliyet raporlarına bakarak halka arzlara girmenizi tavsiye ederim. Bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şirketler son zamanlarda halka arzlardan kendilerine bir gelir payı elde etme çabası içerisinde. Tabii yoğunluk da fazla oluyor. Eşit dağıtım oranları var. Aydem bu arada eşit dağıtımına gitmeyecek. Aydem oransal, maalesef alışmıştık son zamanlarda eşit dağıtıma ama oransal olarak. Bu yüzden hani halka arz katılmak istiyorsan ilk gün olarak katılın. Ne kadar artık alabilirseniz paranıza göre, paranızın ve yani yüksek miktarda isteyenler öncelikli olacaktır. Benim size herhangi bir halka arz tavsiyem Aydem konusunda, uzun vadede bekleyecekseniz eğer yüklü bir miktarda alım yapabilirsiniz. 8,50'den alım verebilirsiniz paranız kadar ama uzun vadede enerji sektörü biliyorsunuz Ayen gibi, Zoren gibi güzel hisseler var, ilerliyorlar. Yani geleceği olan hissedir yani enerji hisseleri. Aydem katılım ne kadar olur bilmiyorum. Gerçi televizyonlarda da reklamlarını verdi. CEO'su da bir tanıtım videolarında falan bayağı bir reklamını yaptılar. Fakat hani halka arzlarda genelde taban taban gidecek olan hisselere alıştıkları için yatırımcılar sürekli bu tür hisse arıyorlar. Hani biz halka arıza gidelim, sürekli tavan tavan yapsın, kâr edelim, çıkalım gibisinden. Eşit dağıtıma da alıştıkları için yani girdiğimi zaten alıyorlar. Fakat Aydem'de oransal olacak. Yani paranız kadar büyük ihtimal yüksek lotlar talebinde bulunanlar alacaklar. Ben Aydem'e girecek olanların uzun vadede halka arıza girebileceklerini, böyle kısa vadede veyahut da tavan tavan bekleyen, 7-8 tavan bekleyen kişilerin Aydem'den
umduğunu bulamayacaktır. Bu videom kesinlikle bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.